Adam da orada bırakmış. Gel zaman git zaman Profesör Schmidt, Yılmaz sen bu işleri bilirsin. Profesör Schmidt, karısı da Türkiye'lidir. Gitmiş bir bakmış bu heykelden yola çıkarak ya çok olağanüstü bir durum. Bunlar da bulundu işte filanca tarlada. Adam gidiyor orada başlıyor inceleme yapmaya ve bugünkü Göbekli Tepe çıktı ortaya. Dolayısıyla tarihin seyri değişti. Nasıl değişti? 12.500 yıl önceye ait dünyanın en eski ibadetgahı çıktı ortaya. Neyi değiştirdi? Bir bakıyorsunuz ki her biri kaç ton ağırlığında. İnsanoğlu nasıl yapmış onları? İnsan dehşete düşüyor. Keza şu Nemrut silsilesinde tümün üstündeki tonlarca ağırlığındaki bu heykeller nasıl yapılmış? Bu sadece baş bu. Bir insan boyundan büyük olan sadece heykelin baş bölümü. İnsan dehşete düşüyor arkadaşlar. Çok zengin bir kültür, coğrafyamız var. Havzamız var. Hepiniz için söylüyorum. Var. Ama bize yabancı. Bunu da ortaya çıkaran Almanlar. Bunu da ortaya çıkaran Almanlar. Eğer Türklere kalsa, Türk yönetimine kalsa onları tasfiye edip yok edecekler. Gizli belgeler var. Eski uygarlıklarla işte DAEŞ zihniyeti var ya DAEŞ. İŞİD'in ne yaptığını siz gördünüz. On binlerce yıllık tarihi yok etti ya. Onların bıraktığı yerde şimdiki iktidar yapıyor aynı şeyleri. Kürt coğrafyasında Mezopotamya'da on bin yıllık, 9 bin yıllık, 8 bin yıllık o kadim şehirlerden 10 tanesi yok şimdi ya. Yok. Yok ettiler. Bu insanlık suçudur aynı zamanda. Büyük bir insanlık suçudur. Neyi gördük orada arkadaşlar? 12 insan silüetli 12 heykel. 12. Al sana 12 kutsal sayısı. Lütfen dikkat edin. 12 insan silüetinde 12 heykel. Bunlar cemal cemale ibadet yapıyorlar. Yüz yüze. Aynen Alevilerin yaptığı gibi. Al sana 12 kutsal sayısı. Al sana Alevilerin yaptığı gibi yüz yüze cemal cemale ibadet yapanlar. Keza bu heykellerin üzerinde turna kuşu dahil Alevilikte kutsanan hayvan motifleri. Keza oradaki diğer şeylerden, kabartmalardan anlıyoruz ki onlar da müzikli ve ilahili ibadet yürütmüşler. Daha o dönemde bu ibadetgâhta. Gördünüz mü şimdi 12.500 yıl önce gitti Aleviliğin temeli. Zaten arkadaşlar hiçbir dinin başlangıç noktası tam olarak belli değildir. Bu semavi dinler bile semavi. Nedir semavi dinler? Museviliktir, İseviliktir, Muhammedanerliktir. Bu semavi dinlerin bile başlangıç noktasını o kitaplarla başlatamazsınız. Niye başlatamazsınız? Tevrat kime atfediliyor? Musa'ya. Allah melekler yoluyla Musa'ya bu emirleri göndermiş. O da Tevrat'ı oluşturmuş. Peki Musa ne zaman yaşadı? Milattan 1400-1300 yıl önce Musa. Peki Tevrat ne zaman tamamlandı? Milattan 300 yıl önce. 1000 yılda tamamlandı Tevrat. 1000 yıl. Keza ondan önemli ölçüde kopya çeken Kitab-ı Mukaddes, İncil milattan milat kabul ediliyor. Milat kabul ediliyor. Ondan 600 yıl sonra Kur'an. Bakıyorsunuz Kur'an'da da önemli ölçüde ötekilerden münhasıran Tevrat'tan kopya var. Önemli ölçüde. Şimdi arkadaşlar bu düşünen devlet akıllı açık planda red ve inkarcıdır. Unutmayın. Gizli planda itirafçı ve kabulcudur. Naçizane bu konuda en önemli etnopolitika raporlarını yayımlayan bir araştırmacı olarak ki bu raporları hazırlayanlardan birisi Profesör Hasan Reşit Tankut'tur. Elbistanlı Sünni Türk bir aileden gelmektedir. 1925'te Atatürk tam yetkiyle bunu Şark İlleri Asayiş Müşaviri ve etnopolitika uzmanı olarak görevlendiriyor bu şahsı.
O diyor ki gizli raporlarında, kitaplarımda var. Diyor ki Alevilik asla Şiilikle karıştırılmaması gereken bağımsız bir dindir. Gizli belgelerde. Apayrı bir dindir. Çok tamamen farklı, taban tabana zıt. Bir İslamiyet'te taban tabana zıttır diyor. Bir dindir diyor. Keza anlatıyor Alevilerin yayılım alanlarını, Alevilerin ibadetlerinde kullandıkları dilleri, deyişleri, bilmem neleri, hepsini anlatıyor. Hiçbirinin resmi ideolojiyle alakası yok. Hep resmi ideolojiye zıt. Açık söylenenlere zıt. Bütün söylenenler. Bir şey daha söylüyor orada. Diyor ki Aleviler diyor bu semavi kitapların hepsini mahluk kabul eder diyor. Mahluk. Yani kişi eliyle yazılmış, yaratılmış kabul eder. El hak öyledir. Aynen doğrudur. Aynen doğrudur. Çünkü dediğim gibi Tevrat Musa Milattan 1400-1300 yıl önce yaşadığı halde ona atfedilen kitap Milattan 300 yıl önce tamamlandı. Hangi bölümlerini geçmişte eski Sümer'den geldikleri, mitolojiden geldiği, geriye kalan 5'te 4'ünün kim tarafından kaleme alındığı bugün bilinmeyen bir şey değil. Artık kitaplar yazılıyor. Tevrat'ı kim yazdı? Bilmem Tevrat nedir, kim yazdı Tevrat'ı? İncil nedir, kim yazdı? O sene kitap fuarında gördüm, dedim ki ya peki Kur'an'ı niye yazmadınız, yayınlamadınız? Hocam o tehlikeli şimdi diyorlar. O da yazılır ama tehlikeli şimdi. Demem o ki, biliyorsunuz 4-5 tane İncil türü var. Vay Mateos İncili, vay Luka İncili, vay bilmem ne İncili diye. Nedir bu? Hep o yandaşların, o şeyin, saliklerinin yorumladığı şekildedir. Keza aynı şey öbür taraf için de söz konusudur. Kur'an şeyde Tevrat'ta Yahudi çıkarları, İsrailoğulları çıkarları daha baskındır. Muhammed'e atfedilen Kur'an'da Arap çıkarları öne çıkarılmıştır. Ve İsrailoğullarına dönük düşmanlık vardır. Bir kutsal kitapta düşmanlık olur mu? Başka bir halka dönük düşmanlık. Ve o gün bugündür hala referansını oradan alan bir kavga yaşanıyor. Lütfen dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bunu sadece biliyor değiliz. Bakın size bir tek hakkını vererek bir tek şey göstereyim şurada. Şimdi Sivas Madımak katliamı olduğunda Aziz Nesin canını zor kurtardığında biliyorsun eğer çekilip bir odada şeyin altına ıslak çarşaf konmasa idi Lütfi Kareli. Aziz Nesin gidiyor yere düşmüş, götürüyor yatağa çekiyor, çarşafı ıslatıyor, kapının dibine koyuyor ki içeriye o zehirli gaz dumanlar girmesin diye. Aziz Nesin öyle kurtuldu. İşte pencereden indiğinde de gördünüz durumu zaten. Şimdi o tarihte şimdilerde çok savrulmuş, çok kötü bir çizgide olan, açık söylüyorum. Bu gazete o tarihte tuttu, Aziz Nesin'i genel yayın yönetmeni getirdi, sembolik bu gazetenin ve Atatürk'ün din ve toplum ilişkilerine ait o güne kadar yayınlanmamış gizli yazılarını yayınlamaya başladı. Atatürk'ün el yazısıyla Allah ve Peygamber. Bakın yazı dizisi, bu birincisi. Allah ve Peygamber. Ne diyor burada? Atatürk ne diyor? Kur'an, Muhammed'in düşüncelerinin ürünüdür. El hak öyle, aynen doğru bu. Aynen doğru. Kur'an, Muhammed'in düşüncelerinin ürünüdür. İki, ertesi günkü yazı dizisinde ne var biliyor musunuz? Diyor ki burada, Atatürk diyor ki, Muhammed'in melek ve Allah'la konuştuğu bir faraziyeden ibarettir. Faraziye diyor. Varsayın diyor bu faraziye. Öyle bir şey yok diyor. Öyle bir olay yok diyor. Doğru söylüyor. Demek istediğim, bunu böyle bilmek ve gizli planda bunu itiraf etmek, söylemek, manevi kızına yazdırmak başka bir şey, uygulama başka bir şey. Apayrı bir şey. Mesele bu tutarlılıktır zaten. İşin aslı, püf noktası budur. Bu nedenle değerli dostlar, hemen Alevilik bir doğal ve felsefi dindir derken, ki 25 yıldır ben bu görüşü savunuyorum, hemen diyorlar ki ya peki bizim kitabımız nerede?
Kitabımız hani. Şimdi öyle alışmışlar ki insanlar, sanki dinler sadece Musevilikten, İsevilikten, Muhammedanilikten ibaretmiş gibi. Hemen böyle bir şey çıkıyor. Yahu dünya insanlığı gitti bilmem 7 milyarmış şimdi arkadaşlar dünyada. 7 milyar dolayında insan yaşıyor. Bu insanlar içerisinde bu semavi denen, semavi olmadığını işte biz de biliyoruz. Atatürk de söylüyor burada. Bu semavi dinlere mensup olanlar 5'te 2'yi en fazla buluyor. En fazla 5'te 2. E peki 5'te 3 ne oldu? Sonra bunların ortaya çıkışı daha dün. İnsanlık tarihi bilmem nice zamana gidiyor. Ondan öncekilerin dini inancı yok muydu? Artı bugün herkes bizi de sokuyorlar. İslam haresinin içine bizi de sokarak söylüyorlar. Onu da ekliyorlar. Hepsi çıkarıyorlar, çıkarıyorlar. Hepsi 5'te 2'yi buluyor, bulmuyor bütün dünyada. Bunlar sayısı. Geriye kalan 5'te 3'ü Konfüçyüsler var. Konfüçyüs bir filozoftur, Çin filozofudur. Bunun kuramcısı olduğu Konfüçyüs'ün dininin salikleri 1 milyardan fazla dünyada. Budizm keza öyle, Brahmanizm keza. Bu nedenle din denince sadece bu 3 kitaba atfedilen 3 şeyden ibaret değildir din. Geçmişte bu yana doğal dinler var, felsefi dinler var, doğal ve felsefi dinler var, çok tanrı dinler var, tek tanrı dinler var, var da var. Alevilik, Alevilik, tanrı algısı kendinden, kendine özgü, toplum kavrayışı kendine özgü, peygambere ihtiyacı olmayan, tanrısal gücü bütün evrende mündemiş bir gizli güç olarak gören. Artı insanı kamile tanrı gözüyle bakan, tanrı insan kavramını yaratan, geliştiren bir inanç sisteminin adıdır. Keza eski felsefi dinler gibi büyük bir edebiyat kültürünün ismidir aynı zamanda Alevilik. Her şeysini edebiyatla ve müzikle yürütmüştür. Hayatın her alanında. Bu nedenle bu konuda en son Hakk'a yolculama erkanı dahil Alevilerin bu dış kirlenmelerden kendilerini mutlaka kurtarmaları gerekir. Bu konuda köyde bir festival yaptık. Mahmut da işin içindeydi. Hatta ben TV10'da yaptığım programı da oraya taşıdık. Bir bölümünü orada direkt gösterdik ekranda. Kendimiz anlatımlar yaptık. Orada Mahmut bir sergi düzenledi. Orada anlattık. Çok da kalabalık bir festivaldi. Şimdi bu sevinerek görüyorum ki yeni yeni şeylerini göstermeye başlıyor. Ne diyorduk biz orada? Özetle nasıl Alevilerin bütün ritüelleri kendi inançlarına özgü ise Hakk'a yolculama erkanının da ritüelinin de kendi felsefesine uygun biçimde yapılması gerekir. Nasıl ibadetinin bütün alanlarında saz, söz, deyiş, ayet, beyt varsa Hakk'a yolculama erkanının da aynı biçimde yapılması gerekir. Hayatta camiye gitmemiş. Ayrıntılara girmiyorum. Bütün bu mücadeleye, kavgaya, dövüşe, inişe, kalkışa rağmen varlığını sürdürmeye çalışan Alevi toplumunu siz bazı misyonerler aracılığıyla ya cami cemevi projesi ya benzeri bilmem nedenlerle götürüp camiye sokmaya çalışıyorsunuz. Devletin istediği bu. Çünkü devlet Hanefi Müslümanlığı adı altında tek Müslümanlık istiyor. Tayyip'in istediği de o, diğerlerinin istediği de o. Bu nedenle bu oyunlara gelmeden Haneviliğin ne olup olmadığını kendi toplumumuza doğru anlatarak, Alevilik üstlerindeki kirleri, pasları silerek, atarak, Alevi inanç kültürünü daha çok bilince çıkararak, daha da zenginleştirerek bizim mutlaka Aleviliğe sahip çıkmamız gerekir. Gerekiyor. Bu bağlamda arkadaşlar, devlet erkinin, vay bu bir mezheptir, vay bu bir meşreptir, vay bu bir tarikattır, vay bir bilmem bu bir İslami yorumdur, şudur budur hikayelerinin tamamı Alevi asimilasyonla Aleviliği yok etmeye dönüktür. Unutmayın. Bunların tamamının altında bu yatıyor.
Dolayısıyla bunlarla mücadele etmenin yolu da Aleviliğin tamamen kendine özgü bir doğal ve felsefi din olduğu, kendine özgü ibadet erkanı olduğu, ritüelleri olduğu, dediğim gibi Tanrı algısından başlayarak her şeyisinin farklı olduğunu ortaya koymamız lazım. Kategorik olarak da din olduğunun altını çizmezsek, İslami mezhep şablonu altına sokarlar, tarikat altına sokarlar. Ondan sonra bir yapıştırma yaptılar. İrfan mektebi. Yok, irfan mektebi değil. Ona benzer bir şey. İrfan ocağı gibi bir şey yaptılar. Ulan bir baktım ki Evliyat Çelebi zamanında bilmem Bursa'ya gittiğinde eskiden kahvelerde çalgıcı kahveleri vardı. O çalgıcı kahveleri diyor ki hep birbirinden irfan ocağı gibi. Şimdi tuttular yakıştıra en son onu yakıştırdılar. Cümle şeyleri. Cümle her şey var. Her şeyi söylüyorlar. O nedenle bizim o konuda akılcı olmamız, tutarlı olmamız son derece önem taşıyor arkadaşlar. Şimdi insanların kafasını çelen bir şeylerden biri de şu. Sıklıkla. Ve peki biz bu Allah Muhammed Ali ile yapacağız? Arkadaşlar, bu Hak Ali Muhammed teslisinin benzeri birçok dinde var. Üçleme, üçte birleme denen olay birçok dinde var. Geçmişte Aleviliğin temelini oluşturan eski inanç sistemlerimiz bugün bunu ta işte dediğimiz gibi Hırap Reşik'teki eski din ve inançlara kadar götürebiliriz bunu. Çünkü bakıyorsun orada da var. 12 kutsal sayısı. Sonraki dinlerde, inançlarda var. 12 kutsal sayısının içinde dönemsel olarak, inançsal olarak figürler değişiyor sadece. Kutsal sayı devam ediyor. Devam ediyor, değişiyor. Nitekim Alevilik İslam'la buluştuktan ve Nasran'da İran Şiiliği üzerinden bu 12 imam kültü giriyor Aleviliğin içine. Kutsal sayı eskiden de var. Çok eski, binlerce yıl geçmişten var. Fakat bu buluşma sürecinde 12 imam kültü giriyor bu sayının içine. Bunların ortak özelliği ne arkadaşlar? Ortak bir özelliği nedir biliyor musunuz? Bir defa İran'da baskın din, Alevilik ve diğer batini inançlarken özellikle Yavuz hilafeti aldıktan sonra Şah İsmail ve devamında gelen Safevi sultanları İslam'la mücadele edebilmek için, daha doğrusu tutunabilmek için. Çünkü bu Allah'ın yeryüzündeki gölgesini sırtına geçirdi kaftanı Yavuz Selim. Bunların karşısında tutunabilmek için kendilerinin İslam'ını kabul ettirmeye çalıştılar. Biz de İslam'ız. Tutunabilmek amaçlı. Esas bu bazı kavramların, İslami kavramların Şiilik üzerinde Aleviliğe girmesinin sebebi o. Özellikle. Peki bunu koyarken neye dikkat ediyor? Alevilik bir ezilen inanç ve mağduriyet inancıdır. İdeolojisidir aynı zamanda. Unutmayalım Alevilik. Ezilenin ve mağdurun yanında yer alan bir inançtır. Bunu ta bu kültlerden bile biliyoruz. Niçin? Alın size 12 imam kültü. 12 imam kültü. Ali'den başlayarak arkadaşlar Muhammed Mehdi'ye kadar 12 kişiyi almış, bu sayının içine koymuş. 12 kutsal sayısı imamlar adı altında koymuş. Peki bunlar arasındaki dönemsel fark nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 300 sene. Yani Ali'den Muhammed Mehdi'ye kadar olan hatta 300 sene geçiyor. Bu 300 senelik süreç içerisinde 12 kişiyi alıp bu sayıya koyuyorlar. Ehl-i Beyt soyundan olan. Kutsal sayıya yerleştiriyorlar. Ortak payda ne? Hepsi öldürülmüş bunlar. Hepsi mağdur ve mazlum. Hepsi katledilmiş. Keza 14 masum pak. 14 masum paklar tamam Ehl-i Beyt soyundan çoluk çocuk, çocuk sıbyan. Peki nedir bunların ortak özelliği? Bu 14 çocuğun 14'ü de 7 yaşını geçmeden hepsi öldürülmüş mağdur çocuklar. Anlatabildim mi? Arkadaşlar hangi sayıya bakarsanız bakın. Dolayısıyla
konuyu doğru anlamamız, algılamamız gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi soru cevap bölümünde tabii bir sürü şeyler gelecektir. Onları soracağız. Şunu şimdilik şöyle noktalayayım. Sizin sabrınızda çok fazla zorlamadım. Biliyorum büyük bir dikkatle izliyorsunuz. Dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Onu biliyorum. Fakat bir bölümünü soru cevap bölümüne bırakmak adına şey diyeyim ben. Burada kısaca kestireyim. Alevilik hem binlerce yıllık geçmişi olan bir batini inançtır. Büyük bir kültürün adıdır. Aynı zamanda toplumcu dünya görüşünün ana kaynaklarından biridir. Onu da söyleyelim. Kitaplarımı okuyanlar orada görecekler. Daha 1879'da arkadaşlar Alman bilim adamı Theodor Nöldeke diye bir profesör Şart Sosyalizmi diye uzun bir makale yazıyor. Şart Sosyalizmi. Nedir Şart Sosyalizmi? Bu Aleviliğin de temelini oluşturan en eski inanç kültürlerinden bu tarafa sosyalizmin, toplumcu dünya görüşünün, paylaşımcılığın, hümanizmanın temelini oluşturan kültür birikimini anlatıyor adam orada. Mazdik'in şahsında, Hurreben'in şahsında. Keza Danimarkalı bir bilim adamı, o da var kitabımda. Danimarkalı bilim adamı Profesör Arthur Christensen 1925'te bir kitap yazıyor, doktora tezi. İsmi Mazdeki Komünizm. Arkadaşlar bu Mazdekilik varken ya da Hurrebilik varken sosyalizmin sesi konuşulmuyor. Yok böyle bir şey. Yani Marx Engels hiçbir varlıkları yokken bunlar bunu yazdı bu adamlar. Zaten böyleydi. Aslı böyleydi. Dolayısıyla Alevi ismine de takıp kalmadan, unutmadan onu da söyleyeyim. Benim gördüğüm, benim incelediğim kadarıyla Alevi söyleminin bizim literatürdeki başlangıcı İttihat ve Terakki dönemidir. İttihat ve Terakki. Ondan önce ne var? Hadi çok geçmişi bir tarafa bırakalım. Milattan önceyi bir tarafa bırakalım. Manicilikten tut da Mazdeçiliğe. Mazdeçilikten tut Hurrebiliğe. Hurrebilikten tut Babekiliğe. Babekilikten tut Babailiğe. Babailikten tut Bezzedinliğe. Oradan tut Bektaşiliğe, Kızılbaşlığa, Ray Hakk'a, Ahli Hakk'a, Sorser'e, Sursere varıncaya kadar Alevilik dönemsel olarak birçok isimlerle anıldı. Bugün Alevi kavramı yaygın olduğu için biz de kullanıyoruz Alevi'yi. Yaygın olduğu için biz de kullanıyoruz. Yoksa Alevi'liğin bizatihi kavram olarak bize girişi yenidir. Alevi söylemi Sünni Arapların Şii Araplara verdiği bir isimdir. Aleviye, Alevilik demektir Arapçada. Aleviyum, Aleviler demektir. Yani Sünni Araplar, Şii Arapları tanımlamak için onlara Aleviyum, Aleviler ve inançlarına da Aleviye, Ali yandaşlığı diyorlar idi. Bu iddiattan sonra daha yaygın biçimde bizim literatürümüze girdiği için, gündemimize geldiği için bu böyle anılıyor. Bana kalsa mesela Aleviliğin, bugün bildiğimiz Aleviliğin doğru tanımlaması, kızılbaşlık, sorserlik, bir bölümü aşağılamak için söylendi, bilmem ne dedi, o hikaye. Ama biz biliyoruz ki ta Mazdekiler, Hurrebiler döneminde kızıl giyinmek, kızıl bayrak taşımak Aleviliğin batini inançların sembolüydü. Arapçada bunun adı Muhammira'ydı. Muhammira idi. Dolayısıyla ayrıntıya girmeyeyim. Kelimelere bağlı olarak kalmayalım. Ama bugün Doğu Kürdistan'da Kürdü ile Türkmeni ile insanların mensup bulunduğu bir Alevilik inancı var. Bunun adı Yaresan'dır. Yaresan. Bu kitabımda Yaresanların Gorani, Sorani ve kurbancı lehçelerinde ayetleri, beyitleri var. Örnekleri var. Bu yar esan, yar sevgi ve dost demektir biliyorsunuz.
yer insan sevgi ve dostluk dili demektir. Keza güneyde bunun bir versiyonu kaka iyiliktir. Kak kardeş demektir. Kakayı kardeşlik inancı demektir. Dini demektir. Bu nedenle bana kalsa Aleviliğin doğru adı Yaresan'dır. Çünkü Alevilik bir sevgi dinidir, dostluk dinidir. Bu nedenle o günlere de herhalde ulaşacağız ama öncelikle biz şu Aleviliğimizi başka dış inançların tasallutundan, dış akımların asimilasyonundan korumaya, kurtarmaya çalışalım. Bu konuda da en önemli etkenlerden birisi örgütlülükten geçiyor arkadaşlar. Örgütlülük son derece önemlidir. Ortak Alevilik bileşkesinde örgütlenilebilir. Baz olarak Aleviliği almakla birlikte diğer kimlikleri de sahiplenme koşuluyla. Eğer biz Aleviliği baz olarak alır diğer kimlikleri red ve inkar edersek bu yanlış bir Alevilik örgütlenmesi olur. Açık söylüyorum. Baz olarak Alevilik, şemsiye Alevilik olmakla birlikte diğer kimliklere de saygılı, herkesin birbirine karşı saygılı, sevgili olduğu bir örgütlenme, demokratik bir örgütlenme en gerçekçisi diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için bu aşamada teşekkür ediyorum arkadaşlar.